Merhaba arkadaşlar. Bugün alkenleri anlatacağım size. Alkanları daha önce çalıştık biliyorsunuz. Alkanlar sadece sigma bağı içeren bileşiklerde. Alkenlere baktığımız zaman alkenlerde ikili bağ var. İki tane karbon atomu arasında iki tane bağ var. Yani bir tanesi sigma bağı bir tanesi pi bağı demek ki. Genel formüllerine baktığınız zaman CNH2N bunu daha önce çalıştığımıza göre bu formülü aslında sikloalkanlarla aynı e, formüle sahip bu durumda izomerdir. Bunlar birbirlerinin yapı izomeri. Olefin olarak adlandırılır. Erkenlerin diğer ismi olefindir. Bu da bazı sorularda geliyor. O yüzden buna da dikkat etmenizi öneririm. Zaten yazdığım her şeyinin önemi var o yüzden üzerinde bir kez daha duruyorum ki hani bunun farkına varın. Aa olefin mi? Belki bu hani çok önemli değildir gibi gelmesin size. Çünkü sorulduğunu düşündüğümüz ya da sorularda sürekli gelen şeyleri mutlaka burada ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi sikloalkanlarla izomer dedik. Evet çünkü CnH2n formülüne sahip onlar. Olefin olarak adlandırılır dedik ve genel formüllerinin CnH2n olduğunu söyledik bir karbonlu alken yazamıyoruz çünkü iki tane karbon atomu arasında ikili bağ yapmak gerekiyor o yüzden en eşittir 2'den başlıyorlar İki tane karbon atomunun arasında ikili bağ koydum bir iki bağ yaptı o zaman iki hakkı kaldı hidrojenden iki tane koydum buraya da iki tane koydum iki karbonlu olduğu için etandan türedi ama alken olduğu için artık en diye bitiriyorum ama buna hiçbir zaman eten demiyorum arkadaşlar. Yani sınavda bunları sorarken diğer ismini yani inceltilmiş ismi diyorum ben bunu. Etilen ismini kullanıyoruz. Etilen. Bu şey adlandırmaya dikkat edin çünkü daha sonra alkinlerde o da ilk üyesi enle bitecek karışması için karışmaması için şimdiden kafanızda kodlayın bunu. 2 karbonlu alken C 2 C 2 Buna baktığın zaman ismi etilenmiş bunun. En eşittir 3 için baktığımız zaman yine karbon atomları arasında ikili bağ koyduk. 2 bağ yaptı 2 hidrojenle bağ yaptırdık. 1 2 3 bağ yaptı tek hidrojen koyduk. 1 bağ yaptı 3 hidrojen koyduk. 3 karbonlu oldu alken olduğunu anladım. Propandan türedi ama alken olduğu için propen dedim. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece eteni biz etilen diye okuyoruz. Onun dışında bir sorun yok. En eşittir 4 karbonluya baktım. Burada arkadaşlar dikkat edecek olursanız. Burada çift bağ kullandık çift bağ kullandığımız zaman karbonun 2 tane bağ yapmaya kaldı. C2 yaptık. 1 2 3 bağ yaptı. 1 hidrojen koyduk. 1 2 bağ yaptı. 2 hidrojen koyduk. 1 bağ yaptı. 3 hakkı kaldı. 3 hidrojen koyduk. Pi bağını yani ikili bağı bunların arasına da koyabiliriz o zaman. Bunların arasına koyduğumuz zaman hidrojen baktım 3 tane çünkü bir tane bağ yapmış karbon atomu. 1 2 3 bağ yaptı. 1 hakkı kaldı. 1 2 3 bağ yaptı. 1 hakkı kaldı. 1 tane bağ yaptı. 3 hakkı kaldı. CH3 yazdım burada oldu burada olsaydı olur muydu öğretmenim dersen zaten bununla aynı şey olacaktı molekülün yine döndüğünü düşünürsen. O yüzden başka olasılık kalmadı. Şimdi bana bunları adlandırırken diyor ki evet bu 4 karbonlu. 4 karbonlu olduğu için bütandan türede alken olduğu için büten diyebilirsin ama ikili bağın yerini söylemek zorundasın. İkili bağın yeri tabii ki ikili bağ hani en uzun karbon zincirine nereden daha yakınsa oradan itibaren numara alacağı için akenlerde artık. O yüzden buradan itibaren numara verip 1, 2, 3, 4 dersek birinci ile ikinci karbon atomu arasındadır. O yüzden buna bir büten diyorum. Burada baktığımız zaman ikili bağ her iki tarafa eşit mesafede. Buradan verdiğimizi düşünürsek o zaman 1, 2, 3, 4 dersek buradan da ne diyeceğiz? 2 ile 3'ün arasında olduğu için iki büten diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar birbirinin izomeri yani kapattığım zaman ikisinin de formülü formülü C4H8'dir. Kapalı formülleri aynı ama açık formülleri bakın isimleri birbirinden farklı. Bu durumda bunlar birbirinin izomeri. İzomer çeşidi olarak da birbirinin konum izomeri diyorum. Yani konum izomerisi ne demek öğretmenim dersen çift bağın yerinin farklı olmasından kaynaklanan bir izomeri çeşidi. Şimdi izomerliğe biz aslında bakarsanız ileride anlatacağım ama sadece küçücük bir şey söyleyeyim. İzomerliği ikiye ayırıyoruz. Bir yapı izomerliği bir de üç boyutlu izomerlik vardır. Yapı izomerliğine baktığımız zaman işte bu düz zincirli dallanmış izomerliği diye geçer. Bu nedir işte daha önce söylediğim en pentanlı izopentan mesela birbirinin düz zincirli ya da dallanmış izomerliği de, izomerliğidir. İkinci olarak işte ne var öğretmenim derseniz konum izomerliği var. Konum izomerliği dediğimiz şey çift bağın yerinin farklı olmasından, işte üçlü bağın yerinin farklı olmasından kaynaklanan bir izomerliktir. Üçüncü izomerliğe baktığımız zaman bunlar Mesela alkenle siklo o, alkanın izomer olması yani düz zincirli e, halkalı yapıların izomer olması. Dördüncü izomerlikte fonksiyonel grup izomerliğidir. Bunda işte dediğim gibi yeri geldikçe söyleyeceğim. Aslında konum izomerisi derken yapı izomerisi deseydim de aynı şeydir. Çünkü bunlar yapı izomerinin alt başlıklarıdır. Sadece onu söylemek istedim. Şimdi biz alkenleri atlandırırken ne yapacağız? Alkenler atlandırılırken bir kere arkadaşlar yine en uzun karbon zincirini seçeceğiz. Her zaman kuralımız bu. En uzun karbon zinciri seçilir. Alkanlarda ne yapıyorduk? Dallanmanın yakın olduğu taraftan itibaren numara veriyorduk ama artık alkenlerde atlandırma yaparken ikili bağın yakın olduğu taraftan itibaren numara veriyoruz. Yani aslında burada ikili bağ artık dallanmayı dövüyor diyorum ben. Yani dallanmanın daha fazla önceliği var. Öncelik sırasına bakacak olursak. Dallanmış grubun yine bağlı olduğu karbon atomunun numarası ve dallanmış grubun ismini yazıyoruz. Sonra da en uzun karbon zincirinin alken ismini söylüyoruz. Tabii ki ikili bağın yerini de karbon atomunun numarasını söyleyerek belirtiyoruz. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer bunu not olarak ekleyebiliriz. eğer çift bağ her iki tarafa da eşitse e dallanma da her iki tarafa eşitse bu durumda üçüncü öncelik olarak alfabeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. bununla ilgili örneklerimde birazdan gelecektir. Tekrar edeceğim bunu. Şimdi verilen bileşikleri adlandıracak olursak haydi bakalım en uzun karbon zinciri seçiliyormuş. En uzun karbon zincirini seçtim. Aşağı inmemle düz gitmem aynı şey. Eskiden olsa dallanmanın yakın olduğu taraftan itibaren numara veriyorduk ama şimdi neydi? İkili bağın yakın olduğu taraftan itibaren numara vermemiz gerekiyor. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda yapmamız gereken şey şudur arkadaşlar. Ne yapacağız? İki, i̇kili bağın yakın olduğu taraf bu taraf o zaman buradan itibaren numara vereceğiz. Sonra dörtte bir tane metil bağlı olduğunu anlatacağız. 5 karbonlu olduğu için penten olduğunu söyleyeceğiz ama İkili bağ ikinci ve üçüncü karbon atomu arasında olduğu için iki penten diyeceğiz. En uzun karbon zincirini yine seçelim. Dikkat ederseniz burada 1, 2, 3'te ikili bağ var. 1, 2, 3'te ikili bağ var. Her iki tarafta da eşit. Bu durumda dallanmanın önceliği vardı. Dallanma diğer tarafa daha yakın olduğu için ikili bağ her iki tarafa eşit olduğu için ne yapacağız? Buradan itibaren numara vereceğiz. O zaman şöyle yapabiliriz. İkinci karbonda bir tane metil var. 2 metil diye yazdık. Sonra 3'te ve 4T pi bağı var. Bunları söyledik. 6 karbonlu olduğu için de hegzen diye adlandırmış olduk. En uzun karbon zincirini seçtik yine. İkili bağın önceliği vardı. 1, 2, 3'te ikili bağ. 1, 2, 3'te. İkili bağın önceliği o zaman dallanmaya yerini bıraktı. Baktım 1 2'de dallanma var. 1 2'de dallanma var. Dallanma da yerini alfa B'ye bıraktı. Broma baktım B ile başlıyor. Metile baktım M ile başlıyor. Her iki tarafa dallanma eşit olduğu için bu durumda yapacağımız şey ne? Alfabetik öncelik. 1 2 3 4 5 6 dersek o zaman bu durumda 2'de bir tane brom var. 2 brom diye yazdık. 4'te bir tane özür dilerim. 5'te bir tane metil var. 5 metil diye yaptık. Sonra 3'te ikili bağ var. 6 karbonlu olduğu için hegzen diye söyledik. Bu şekilde adlandırmamızı bitirdik. En uzun karbon zinciri seçtik ama bakın burada bir gariplik var. Bu bileşik biraz garip. Ne yapıyoruz? En uzun karbon zincirini seçerken İkili bağı buraya koymuşuz. Evet aslında 1 2 3 4 5 6 karbonlu olmasına rağmen en uzun karbon zinciri böyle seçtiğimiz zaman 1 2 3 4 5 karbonlu. Ama bu bileşik alken ailesine ait olduğu için alken ailesini içerecek şekilde en uzun karbon zincirini bulmamız gerekiyor. O yüzden bu şekilde en uzun karbon zincirini buluyoruz. İkili bağın yakın olduğu taraftan itibaren numara veriyorduk. 1 2 3 4 5 diye söylüyoruz. Bu durumda bakın bu yapı açıkta kaldı. Bunu toplarsak bu C2H5 yani etildir. Bu durumda ikiye bir tane etil bağlı onu söyledik. Bir de ikili bağ var. Bir dedik 5 karbonlu olduğu için penten dedik bıraktık. Devam edelim. En uzun karbon zincirini seçtik ama burada iki tane ikili bağ var dikkat ederseniz. Bu durumda şuradan itibaren başlarsak iki tarafa da eşit. Çünkü 1'de ikili bağ var, 4'te ikili bağ var. 5 karbonlu olduğu için ve iki tane ikili bağ olduğu için penta dien diye okuduk bunu. 2 i̇ki tane ikili bağ olduğu için penta dien diye söyledik. Yani bu bileşik aslında alka diyendir arkadaşlar. Kapatalım isterseniz bir formülünü bulalım. C5 H Burası 2 3 4 5 6 7 8'dir. Dikkat ederseniz bunun genel formülü CnH 2n-2'dir o yüzden al alkenlerle alke diyenlerin formülleri aynı değildir bunu da burada dikkat etmiş olursunuz bu bileşiklerin şimdi isterseniz formüllerini kapatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu olduğu için C6H12 diyeceğiz. Toplam atom sayısı bu halkalı olmadığına göre toplam atom sayısından bir çıkarttığımız zaman sigma bağ sayısı bulacağız. Toplamda 18 tane atom var. O zaman bir çıkarttığımız zaman 17 sigma bağı olacak. Ve hidrokarbon bileşikliğidir. Sadece hidrojen ve karbondan oluşuyor. Buna baktığımız zaman. 6 karbon burada var, 7 karbon. C7H14 formülüne sahiptir. Toplamda 21 atom sayısı vardır ama 20 tanesi sigma bağı vardır. Ne dedik? Bir de hidrokarbondur. Çünkü sadece hidrojen ve karbondan oluşuyor. Buna baktığımız zaman 6 karbon burada var, 7 karbon. Formülümüz C7H14 olacakken Hidrojenin bir tanesini çıkartıp C7H13 brom bağlamışız. Demek ki formülümüz kapalı formülümüz bu. Toplam atom sayısından bir çıkarttığımız zaman sigma bağ sayısını buluyorduk. O zaman 20 tane sigma bağı var diyebiliriz. Buna baktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu yine C7H14 formülüne sahip. Yine ha, bu bileşiğimiz hidrokarbon mu dersek onu kaçırdım. Hidrokarbon mu? Hidrokarbon değil çünkü brom da vardır içinde hatırlayın. Buna baktığımız zaman Arkadaşlar C7H14 formülüne sahip hidrokarbondur. Toplam sigma bağ sayısını bulmak için de bir çıkarttık. 20 tane sigma bağı var diye söyleyebiliriz. Buna baktığımız zaman toplam atom sayısı zaten formülünü bulduk. Toplam atom sayısından bir çıkarttık. Yani toplamda dikkat ederseniz 13 atom var. O zaman 12 tane sigma bağı vardır. Hidrokarbondur çünkü sadece hidrojen ve karbondan oluşmuş diyebiliriz. Şimdi burada cis trans izomerliği var. Nasıl alkanlarda izo ve neo izomerliği varken burada da cis trans yani 3 boyutlu izomerliktir bu. E, kim cis trans izomerliği gösterir derseniz CNH2 en formülüne sahip tüm bileşiklerde aslında cis trans izomerliği görünüyor. Alkenlerde ikili bağın karbon atomlarına bağlı gruplar düzlemin aynı tarafında ise buna cis diyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat edin karbon atomları yani ikili bağa göre R grupları aynı taraftaysa buna cis diyoruz. Eğer R grupları karbon atomlarına yani düzlemin aynı tarafında değillerse o zaman tabii ki bunların R gruplarının önceliği var. Hidrojenleri görmeyin çünkü hidrojenler bir grup sayılmıyor. Bu durumda R grupları farklı tarafta olduğu için buna trans diyoruz. Yani ikili bağın karbon atomlarına bağlı gruplarda eğer düzlemin aynı tarafındaysalar bunu cis, düzlemin farklı tarafındaysalar da trans diye okuyoruz. Ve bu şekilde oluşan izomerliğe de cis trans izomerisi diyoruz. Bu, bunları adlandırırken yine normalde erkenleri nasıl adlandırıyorsak öyle adlandırıyoruz arkadaşlar. En uzun karbon zincirini bulduğumuz zaman bakın en uzun karbon zinciri bu. Hidrojenler zaten dallanmış bir grup sayılmıyordu. Onları okumuyorduk. O zaman bunu okurken cis diyeceğim. Bundan sonra ikili bağ yakın olduğu taraftan itibaren numara versem her iki tarafa da eşit. Bu durumda ne diyeceğiz? Bunu okurken iki büten diyeceğiz. Aynı şey. Buna bakalım. En uzun karbon zincirini bulduk. Hidrojenler zaten dallanmış bir grup sayılmıyordu. İkili bağ her iki tarafa da eşit. Bu durumda bunu okurken de iki büten diye okuyacağız. Bunlar birbirinin cis trans izomerisidir arkadaşlar. Gelelim ne zaman cis trans izomerisi sayılmıyor? Şimdi alkenlerde ikili bağın karbon atomlarından herhangi birine iki tane aynı grup bağlı olursa ya da dördü de birbirinden farklı olursa bunlar cis trans izomerisi aranmıyor. Bakın şimdi karbon atomlarına farklı grup bağlanmış. Karbon atomlarına farklı grup bağlanmış. Evet, dördü de birbirinden farklı değil. O yüzden bu cis transizomerisi gösteriyor. Karbon atomlarına baktım. Farklı grup bağlanmış. Evet, buradan olur. Çünkü farklı grup olduğu zaman cis-trans izomerisi gösterir diyoruz. Karbon atomlarına farklı grup bağlanmış. Evet. Ve hepsi de birbirinden farklı değil. Dördü de birbirinden farklı olsa cis-trans izomerisi göstermiyor. O yüzden bu her şeyi sağladığı için buna da gösterir diyorum cis-trans izomerisi. Buna baktım. Karbon atomlarına aynı gruplar bağlanmış. Hayır, göstermez diyeceğim. Buradan sağlamış olsa bile farklı gruplar bağlı olduğu için buradan sağlamadığı için cis-trans izomerisi göstermiyor. Buna baktım. Karbon atomlarına farklı grup bağlanmış. Evet, buna baktım. Bakın karbon atomlarına farklı grup bağlanmış ama dördü de birbirinden farklı olduğunda yine cis-trans izomerisi göstermiyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir konudur. Her sene organik kimyada bu bölümden kesinlikle soru geliyor. Şimdi bir örneğim var. Verilen moleküllerden hangilerinde cis-trans izomerliği görülmektedir diyor bize. Şimdi bakın birinci bileşiği inceleyecek olursak karbon atomlarına farklı gruplar bağlanmış. Karbon atomlarına farklı grup, dördü de birbirinden farklı değil. cis-trans izomerisi gösterir bir kere. Buna bakalım. Karbon atomlarına farklı grup, karbon atomlarına farklı grup. Bu da cis-trans izomerisi gösterir. Hatta şöyle diyelim. Düzleme göre R grupları aynı tarafta bu cis, düzleme göre R grupları farklı tarafta. Bunlara trans derim o yüzden bu bileşikler bu iki molekül cis trans izomerisi gösteriyor. Yine buna bakalım. Karbon atomlarına dikkat ederseniz karbon atomlarına farklı grup bağlanmış, karbon atomlarına farklı grup cis trans izomerisi gösterir. Dördü de birbirinden farklı değil. Karbon atomlarına klor hidrojen farklı grup bağlanmış, klor hidrojen farklı grup bağlanmış. Evet, bunda da cis trans izomerisi olur. Hatta klorlar Aynı tarafta olduğu için cis, klorlar farklı tarafta olduğu için trans bunu da alabilirim. Karbon atomlarına baktım. Arkadaşlar dikkat ederseniz farklı grup, farklı grup, farklı grup, farklı grup diye düşüneceksin ama bu bileşik alken değil. Alken olmadığı için sanki göz yanılmasıyla cis trans izomerisi varmış gibi yazılmış ama alken olmadığı için asla cis trans izomerisi aramıyorum. Bunda cis trans izomerisi görülmez. Çünkü bu alkandır. Alkanlarda cis trans yok. Buna baktım karbon atomlarına aynı grup bağlanmış. Hayır bunda cis trans izomerisi yok. Karbon atomlarına aynı grup bağlanmış. O yüzden bu da cis trans izomerisi göstermez. 1 ve 2 cis trans izomerisi gösterecek demektir arkadaşlar. Geldim verilen bileşiklerden hangileri cistrantizomerisi gösterir diyor şimdi üniversite sınavında her zaman ÖSM şunu yapıyor ya bir önce çözdüğüm soru gibi açık formüllerini veriyor hangilerinin cistransizomersi olduğunu sorguluyor gösterdiğini ya da böyle kapalı formüllerini verip onların cisrans izomerisi gösterip göstermediğini size soruyor. Bu durumda biz ne yapacağız? Bunların açık formüllerini yazacağız. Propene baktığınız zaman 3 karbonlu propene olduğuna göre ikili bağ içeriyor. En alken çünkü sonra hidrojenlerini tamamlıyorum. Şöyle şunu fazla koydum. Burası C 3 olacak. Bakın bu molekülü açtığımız zaman dikkat edin. Hidrojen hidrojen aynı karbon atom Burada da bir hidrojen bir C 3 bağlı. Karbon atomlarına aynı gruplar bağlanmış. Hayır bu cis trans göstermiyor. Farklı gruplar bağlı olması gerekiyordu. Bu durumda devam ediyorum. İki penten 1 2 3 4 beş iki penten demiş iki penten şöyle yazdım hidrojenlerini tamamlayıp hemen bakmaya çalışacağım CH2 CH3 dersem ne yapacağım şimdi dikkat ederseniz çift bağın olduğu karbon atomlarını açıyorum bir CH3 bağlanmış burada bir hidrojen var burada bir hidrojen var bir de şu grup bağlanmış yani bunu açık yazarsam C2H5 diyebilirim bu durumda ne yapacağım karbon atomlarına farklı grup bağlanmış karbon atomlarına farklı grup bağlanmış dört dördü de birbirinden farklı değil o zaman bu cis transizomerisi gösterir üçüncüye bakalım 2 metil 2 büten demiş tersten gidelim önce 2 büteni yazalım 2 büteni şöyle gösterebilirim 2 metil demiş şuraya CH3 CH3 yazdım Burayı hidrojenlerini tamamladım. C3CH yazdım. Bakın, çift bağlı karbon atomlarına bunu açmama gerek yok. Her iki grupta aynı grup olduğuna göre bu cis trans göstermeyecek demektir. Karbon atomlarına aynı gruplar bağlanmış. Bir büteni açacak olursak 1 2 3 4 bir büten şu şekilde yazacağız. C2CH CH2, CH3. Bakın dikkat ederseniz buradan da direkt görülüyor. Karbon atomlarına yani çift bağlı karbon atomlarındaki gruplara baktığımız zaman hidrojen hidrojen ikisi de aynı. Bu da cis trans izomerisi göstermeyecek demektir. Şimdi bir brom bir propen demiş. Propeni yazalım önce. Bir propen dediğine göre burada pi bağını yapacağım. Bir brom dediğine göre bromu buraya koydum. Sonra hidrojenlerini tamamlayayım. Buna bir hidrojen lazım. 1, 2, 3. Bir hidrojen lazım. Bu da C 3 oldu. Çift bağlı karbon atom açarsam bir hidrojen bağlı bir brom bağlı farklı grup bu olur buna baktım hidrojen burası da CH3 oldu o zaman bu da birbirinden farklı gruplar bu da olur ve dördü birbirinden farklı olmadığı için bunu da kabul ederim o yüzden bu sorumuzun cevabı 2 ve ne olacaktır 5 olacaktır arkadaşlar gelelim son sayfamıza Şimdi burada arkadaşlar kaynama noktalarıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Normalde ben size videolarda şunu söylemiştim. Karbon içeren bileşikler mutlaka apolar özellik gösteriyor ama bunları biz eğer üç boyutlu izomeri şeklinde düşüneceksek cis ve trans yapısında polar apolar durum ortaya çıkıyor. Bakın R grubu elektron çeken bir gruptur. R grubu elektronlarını çekti. R grubu bağ elektronlarını çekti. Bunlar birbirinin etkisini yok edemez. O yüzden cis gruplarına baktığımız zaman bu cislere polar molekülleriz. Eğer translara bakacak olursak R grubu bağ elektronlarını çekti. R grubu bağ elektronlarını çekti. Bunlar kutupluluk yaratmaz. O yüzden molekül apolar olur. Apolar olduğuna göre cis moleküllerinin kaynama noktasını kıyaslarken translarla birlikte şöyle düşünmem lazım. Bir kere 3 tane önemli bağ vardı. Hidrojen bağı, dipol dipol bağı bir de London bağı. Hidrojen bağı zaten bunların molekülleri arasında arayamayız. Çünkü bunlara da fon yok. Ee, polar molekül olduğuna göre cis ne diyeceğim? İki tane cis molekülün arasında hangi bağlar olacaktır? Hem dipol dipol bağı olacaktır. London bağı Allah'ın emri. Zaten hepsinin arasında olmak zorunda. Apolar moleküllere baktığım zaman dipol dipol bağı kuramayacaklar. Kendi molekülleri arasında ama sadece London bağı kuracaklardır. Bu durumda ne diyorum? Cis moleküllerin arasında iki tane bağ olacak. Dip dip bağı ve London bağı. Apolarlarda yani translarda da sadece London bağı olacaktır. Bu durumda cisi tabii ki aynı karbon sayılı cis ve trans molekülleri kaynatırken cisin kaynama noktası molekülleri arasında iki tane bağı kırmak zorunda olduğum için daha yüksek olacaktır. Transta bir tane sadece London bağını kırmaya çalışıyorum. O yüzden biz Normalde kaynama noktalarını kıyaslarken her zaman arkadaşlar aynı karbon sayılı cins, cis trans yapılardan kaynama noktası cisin transdan daha büyük diye söyleyebiliriz. Kaynama noktası biliyorsunuz fiziksel bir özellik. O zaman cis trans yapılarında fiziksel özellik yani kaynama noktası özkütle erime noktası gibi her bir özelliğin farklı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bunların kimyasal özelliklerinde farklı olduğunu biliyorsunuz. Bu günlükte ile videomuzu kapatalım derim ben. Size e, iyi ve güzel bir şekilde anlamanızı e, sağlamaya çalıştım. E, siz de e, işte bu videoları seyrederek aykenlerle ilgili bilgi sahibi olmanızı istiyorum.